Esselamun Aleyküm Sayın Tarifçilerin. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın Tarifçilerin, bugün sizlere sevebileceğiniz, gerçekten çok sevebileceğiniz bir poğaça yapacağım. Ne zamandır yapmayı düşünüyordum ama kısmet bugüneymiş. Sayın Tarifçilerin, böyle bir su bardağı yarısı zeytinyağı, yarısı da tereyağı, bir su bardağı süt, bir su bardağı su. Tabii ki bunlar ılık olacak üçü de. Ama isterseniz 2 süt kullanabilirsiniz, su kullanmayabilirsiniz. 2 yumurta, böyle 1 çorba kaşığı mayam var, 2 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir de 2 yemek kaşığı sirkem var. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sütünü de boşaltıyorum. Suyu da 1 bardak su boşaltmak için koyuyorum. Mayamı ekliyorum. Şeker. Arkadaşlar şöyle içine bir bardak un iyice karıştıracağım. Sayın takipçilerim, böyle 10 dakika bekleteceğim. Sayın takipçilerim, böyle mayamız aktifleşti şimdi. Sirkeyi koyuyorum, tuzunu, yumurtayı. İyice karıştırdıktan sonra unumu ekleyeceğim. Şöyle 1 bardak un koymuştum, 2 lazım oldukça kullanacağım, koyacağım. Şu an 3 bardak un koydum, 4, 5, şu an 5 bardak un koydum. Altı. Şöyle tezgahımı boşaltıyorum, hamurumu. Hamurumu böyle iyice yoğuracağım. Sayın takipçilerim, böyle 5 dakika yoğurdum hamurumu. Şöyle yumuşak bir hamur. Arkadaşlar, tam 7 bardak un aldı. Çok aşırı dolu değil. 7 bardak un kullandım. Yumuşak bir hamur böyle. Siz yine de kontrollü ununuzu kullanın. Mayalanması için bırakacağım. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Sayın takipçilerim, şimdi hamurumuz mayalanmış. Maşallah, berekallah. Tam bir saat hamurumuz mayalandı. Hamurun mayalanması havanın sıcaklığına bağlı. Bazen daha erken mayalanıyor, bazen daha geç. Aa, benim hamurum 1 saat beklettim. Şöyle masama birazcık un serpiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle masaya boşaltıyorum. Şöyle hafif un serpiyorum yapışmaması için. Arkadaşlar, 5 dakika hamurlarımızı dinlendireceğim. Sayın takipçilerim, böyle hamurlarımızı 5 dakika dinlendirdik bu şekilde. Şimdi yapmaya başlayacağız. 100 gram tereyağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesevle tuasirun bittemmeymet hay. Şöyle yağ sürüyorum yapışmaması için. Şöyle birazcık tereyağı sürüyorum açarken.
Ondan sonra böyle ince ince kavuracağım. Birazcık şöyle dinlendireceğim arkadaşlar bunları. Arkadaşlar şimdi yaptıklarımızı şöyle bu şekilde tepsiye dizeceğim. Şimdi sayın takipçileri böyle fırına koyacağım daha çabuk tepsi mayası alması için. Sayın takipçilerim böyle 2 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı süt böyle iyice karıştırdım. İyice mayalandıktan sonra tepsi mayası böyle üstüne nazik bir şekilde yumurtamızı sürüyoruz böyle. Arkadaşlar şimdi fırına veriyorum. 200 derece fırında pişecek. Maşallah berekallah. Sayın takipçilerim çok güzel olmuş. Gerçekten diyecek laf yok. İnanılmaz güzel olmuş. Hem de inanılmaz güzel olmuş. Diyecek gerçekten diyecek laf yok. Arkadaşlar. Sayın takipçilerim poğaçalarımız hazır böyle. Bu şekilde. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Herkese hayran bırakacak bir poğaça. Bu şekilde 3 tane tepsim çıktı arkadaşlar. Böyle. Sayın takipçilerim poğaçalarım hazır. Bu şekilde. Sayın takipçilerim ben konuşmama gerek yok. Ben susayım. Poğaçalarım konuşsun. İnanılmaz güzel oldu. Bu şekilde. Şöyle sizinle bir tane paylaşayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim önce. Bu şekilde. Şöyle bir tanesini böleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Poğaçalarım sıcak daha. Bakın arkadaşlar tel tel ayrılıyor. Siz de mutlaka bu lezzeti yapın. Ve misafirlerinize, çocuklarınıza mutlaka bu lezzeti tattırın arkadaşlar. Şöyle kusura bakmayın şöyle bir tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz güzel oldu.
bir kısmını dondurucuya koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu şekilde kutuya doldurup dondurucuda tazeliğini koruması için dondurucuda saklayacağım. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.